Kalınlıkları her yerinde aynı olan türdeş K üçgen, L daire, M dikdörtgen levhası şekil 2 ve asıl diyor. Buna göre serbest bırakılan K, L, M levhalarından hangileri şekil 2 ve dengede kalmaya devam eder demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz türdeş demiş. Türdeş olduğu için ağırlık merkezini ona göre belirleyeceğiz. Mesela üçgenin ağırlık merkezi tabandan bir, tepeden 2 olduğu için yani şöyle bir şey uzatırsak şuradan 3'e böldüğümüzde, uzatamadık. Şöyle 3'e böldüğümüzde kütle merkezi burada bir yerde. Bakın ip kelimesine buna T diyecek olursak aynı ipin devamı olduğu için mecburen burası da T kadar yapar. Bu iki ipin bileşkesi tam ortalarında şurada bir yerdeyken, değil mi? Ama aşağı doğru ağırlık bileşkesi aynı yerde değil. Yukarı doğru kuvvetlerle aşağı doğru kuvvetler aynı yerde olsun ki dengede kalabilsin. Aynı yerde olmadığı için ne yapamayacak? Dengede kalamayacak. Birinciye attık. İkinciye baktığımızda türdeş levhanın ağırlık merkezi O noktasının ortasında. Bakın ipler yine birbirinin devamı. Dolayısıyla ip gerimeleri birbirine eşit olacak. Yukarı T'lerin bileşkesiyle aşağı G'nin bileşkesi aynı yerde olabilmeli dengede kalabilmesi için. Ama T ile T'nin bileşkesi O'nun biraz daha solunda bir noktasına denk gelecektir. Çünkü tam uçta bir yerde olmadığı için. O yüzden yine ne yapamayacak? Dengede kalamayacak. İkinciyi de attık. Üçüncüye baktığımızda kütle merkezi orta noktada. Evet, yukarı doğru bunların bileşkesi yine T ile T'nin alacak olursak aynı ip olduğu için 2T deyip tam ortada yapar. Bakın yukarı doğru kuvvetlerin bileşkesiyle aşağı doğru ağırlık aynı yerde oldu. Aynı hizada olabildi. O yüzden dengede kalabilir deriz. Bu anlamda cevabımız yalnız M'den Bursa olurmuş. Sürtünmelerin önemsenmediği düzenek şekildeki yönde sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar sabit hızla gidiyorsa net kuvvetimiz 0 olmalı. F-netimiz 0 olacaksa o zaman F kuvvetinin değeri, bakın F'in değeri o zaman L cisminin ağırlığına eşit olsun. Mesela K'nın kütle ya da ağırlığı hakkında yorum yapma şansımız yok. Sürtünme de önemsizmiş. Mevcut durumdayken F'imizin değeri ip kelimesine eşit, net kuvvet 0 olacağı için, çünkü K'yi sola F sağa T çekiyor. L'yi de yukarı T'ye çekiyor, aşağı MLG'ye çektiği için o zaman T'imiz aynı zamanda L'nin ağırlığına eşit. Net kuvvet bakın 0 olmuş oldu. Hangileri doğru demiş? F kuvvetiyle L cisminin ağırlığı eşit büyüklüktedir demiş. Evet, F, T ve MLG eşit büyüklükte deriz. Birinciyi aldık. 2. K cisminin kütlesi artırılırsa ipte oluşan gerilme kuvveti azalır demiş. Bakın K'nın kütlesinin artmasının, değil mi? F T'ye yine eşit olacak. Aşağı doğru MLG'miz var. F'in değeri değişmiyor. MLG değişmiyor. Sistem yine dengede. Yine dengedeyse T'ip gelmesi MLG'nin ağırlığı kadar olacak. O zaman K'nın kütlesinin artması bir işimize yaramadı. Ya da azalması da bir işimize yaramayacaktı. Bu anlamda ikinciyi attık. 3. L cisminin kütlesi artırılırsa ipte oluşan gerilme kuvveti artar demiş. Bakalım. L'nin kütlesini artırdığımızda aşağı doğru ne yapacak? İğmeli hareket yapmaya başlayacak. Öyle değil mi? Bunu söyleyebiliriz. O ivmeli hareketi aşağı doğru yapmaya başlayacaksa bakın K cismi de sağa doğru ivmeli hareket yapmaya başlayacak. Önceden T'miz F'e eşitti sabit hıza gittiğine göre. Ama şimdi sağa doğru ivmeli hareket yapacağına göre T'miz yeni durumda. T üstü diyelim ona. F'den daha büyük olsun ki K cismi sağa doğru ivmeli hareket yapabilsin. O yüzden de ip kelimesi artarmış diyebiliriz. Bu anlamda cevabımız 1 ve 3'ten deniz olacakmış. Hava direncinin önemsenmediği ortamda sabit büyüklükteki hızla akmakta olan doğrusal nehrin üzerindeki köprüde bulunan Esra elindeki topu serbest bıraktığı anda nehirdeki tahta parçası şekil konumdan geçiyor. Top tahta parçasının K noktasına isabet ettiğine göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Tahta parçasına çarptığına göre demek ki nehirde akıntımız bu tarafa doğru olduğunu söyleyebiliriz. 5 metre yüksekten bırakıyorsak bir cismi serbest bıraktığında 5, 15, 25, 35 diye gider. O yüzden 5 metreyi 1 saniyede alır deriz ya da h eşittir 1/2 gt karede h yerine 5 g yerine 10 yazdığımızda t'yi buradan da 1 olarak bulabiliriz. Dolayısıyla 1 saniye sonra tahta parçasının üzerine düşecekmiş deriz. Topun havada kalma süresi 0,5 saniye demiş. Hayır 1 saniyeydi, yanlış oldu. Nehirdeki akıntı hızı 5 metre bir saniye demiş. Şimdi 1 saniyede top buraya geldiğine göre demek ki buradaki tahta parçası da buraya 5 metrelik yol alarak gelsin 1 saniyede. X eşittir V çarpı T'den yolumuz 5 metre, değil mi? Hızımızı bilmiyoruz. T'imiz de o zaman 1 saniye. Dolayısıyla V'imiz de ne yapmalı? 5 metre bir saniye olsun ki 1 saniyede gelebilsin o noktaya. O zaman doğru olmuş ikincisi. 3. Topun tahta parçasına çarpma hızının büyüklüğü 10 metre bir saniyedir demiş. Serbest bırakılan cisim 5 metreden 1 saniyede geliyordu. Her saniye hızı 10 artacağı için 1 saniye sonra hızı 10'a çıkacak ya da g çarpı t'de de yerine yazabiliriz. Yer çekiminin değeri 10, süremizde 1 saniye olduğu için 10 metre bir saniye hızla çarparmış deriz. Bu anlamda cevabımız 2 ve 3'ten denizde olurmuş. Akıntı hızının sabit V olduğu nehirde akıntıya paralel olarak suya göre vs hızıyla yüzen yüzücünün yere göre hızı V'ye oluyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Mesela arkadaşlar akıntı sağ tarafa doğru olsun isterseniz. Şimdi akıntı doğrultusunda diyor fakat aynı yönümü zıt yönümü söylemiyor. Bakın suya göre hızını bilmiyoruz. Zıt yönlü de olabilir, daha büyük olabilir, daha küçük olabilir, aynı yönde olabilir, değil mi? Yere göre hız da bu ikisinin toplamı olmuş oluyor. Ona da Vy diyor. Buna göre diyor 1. Yüzücü akıntıyla aynı yönde yüzüyorsa ki toplayacağız o zaman aynı yönde yüzüyorsa V akıntı artı Vs diyeceğiz. Bu ikisinin toplamı yere göre hızı vermiş olacak. Yüzücünün yere göre hızı akıntı hızından büyüktür. Doğru. Hem akıntı hızından hem de suya göre hızından büyük olacakmış. Bu anlamda söyleriz. Birincisi doğru. 2. Yüzücü yere göre hareketsiz ise yüzücünün suya göre hızıyla akıntı hızı zıt yönlü demiş. Kesinlikle zıt yönlü ve aynı büyüklükte olsun ki, değil mi? Yere göre hızı 0 olmuş olsun. Burası akıntı ise o zaman suya göre hızımız sol tarafa doğru aynı büyüklükte olursa birbirini götürür ve yere göre hızı 0 olmuş olur. Zıt yönlü mü diye sormuş. Evet, zıt yönlü. 3. Yüzücünün suya göre hızı yere göre hızından büyük olamaz demiş. Yüzücünün suya göre hızı yere göre hızından büyük olabilir. Sonuçta suya göre hızı mesela şöyle alacak olsak, akıntıyı bilmediğimiz için, şimdi akıntı hızı mesela nasıl diyelim, geriye doğru şöyle olmuş olsun, daha küçük olmuş olsun. O zaman yere göre hız bu ikisinin toplamı. Yani ne yapacak? Suya göre hızdan daha küçük bir hız yapmış olacak sağ tarafa doğru. Dolayısıyla yüzücünün hızı yere göre hızından büyük oldu. Dolayısıyla olamaz dediği için yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bulunan ve düşekistik şekildeki olan sürtünmeli kayak pistinin, bakın her yerde sürtünme varmış, dikkat ona. K noktasından ilk hızlı harekete geçen kayıkçı vücut şeklini değiştirmeden 0T aralığında KL, T2T aralığında LM aralığında doğrusal yollarda hareket ediyor demiş. Hız zaman grafiği verilmiş aşağıda. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar bakalım, birinci ayakta hızlanmış ve hızına çıkmış, ikinci ayakta sabit hıza gitmiş. İki ayakta da sürtünme var aslında, çünkü sürtünmeler varmış. KL aralığında kayakçının mekanik enerjisi artmıştır diyor. Hayır, kinetik enerjisi artmış, hızı artmış ama potansiyeli azalmış. Potansiyeli daha çok azalmış. Hocam nereden anlıyoruz derseniz, ya sürtmeli ortam dediği için sürtmeli ortamlarda mekanik enerji korunmaz dışarıdan ekstra bir kuvvet yoksa. Dışarıdan ekstra bir kuvvet yok. Yukarıdan aşağı doğru serbest bırakıyor ve hızlanıyor. O yüzden ekstra kuvvet olmadığı için KL aralığında, LM aralığında sürtmenin dolayı bir miktar mekanik enerjisi azalacakmış. Burada artmış dediği için yanlış oldu. KL ve LM aralıklarında kayakçının potansiyel enerjisindeki değişimler eşittir demiş. Şimdi aldıkları yola bakmamız lazım. Bakın hız zaman grafiğin alttakinden yer değiştirme evreli. Buraya x diyecek olursak burası 2x yapar. KL aralığı x ise LM aralığı 2x'miş. Dolayısıyla LM aralığında daha fazla yükseklik kaybetmiş. Hatta 2 katı diyebiliriz. Yani bu yükseklik kaç kadarsa LM aralığında 2h kadar kaybetmiş. O zaman potansiyel enerji değişimleri eşit olmadı. LM'de daha fazlaymış çünkü. 3 LM aralığında kayakçıyı etki eden net kuvvet sıfırdır demiş. Bakın ikinci ayakta sabit hıza gittiği için net kuvvet sıfır olursa sabit hıza gider. O yüzden 3. bilgi doğru. Cevabımız yalnız 3'ten Bursa olurmuş deriz. Bir yayın ucuna bağlı X cismi yatay sürtünmeli düzlemdeki KL noktaları arasında basitlenme hareketi yapıyor. Buna göre X cismi ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. KL noktalarında ivme sıfır demiş. Hayır arkadaşlar, uç noktalarda ivme ve kuvvet maksimum olmuş oluyor. Çünkü buraya kadar sıkıştırdığımızda yayı maksimum sıkışma olduğu için F eşittir K çarpı X'ten X'in maksimum olduğu yerde yaydaki kuvvet de maksimum olacaktır. O yüzden de cisme etkeden ivme maksimum olunca ivme de maksimum olmuş oluyor. Burada sıfır dediği için yanlış olmuş oldu. L'den M'ye geliş süresi, M'den O'ya geliş süresini eşittir demiş. Hayır, bu aralıkları alma süreleri, burası T bölü 6 iken şu denge noktasına yakın olan yeri T bölü 12 sürede alıyor. O yüzden de eşit olmadı. İkinciyi de attık. M noktasında ivmesi eksi X yönde demiş. Ona bakalım arkadaşlar. M noktasındayken bakın bir defa kuvvet ve ivme her zaman ama her zaman merkeze doğrudur diye genel bir şey söyleyebiliriz. Bunun sebebi de şu. Cisim M noktasındayken yay uzadığı için ne yapacak? Geriye doğru çekecek. Sol tarafa doğru kuvvet uyguluyor. O yüzden eksi X yönündedir deriz. Mesela K'dayken ne tarafa dersek artı X yönünde olacak. Çünkü her zaman merkeze doğru duruyoruz. Denge noktasına doğru, O noktasına doğru, ama K noktasındayken yayımız sıkışmıştır. O yüzden ne yapar? Bunu iter. İttiği için de kuvvetimiz sağa doğru. Dolayısıyla ivme de burada sağa doğrudur deriz. Yani genelleme yapıp kuvvet ve ivme her zaman merkeze doğrudur diyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu anlamda cevabımız yalnız 3'ten Bursa olurmuş deriz. Merkezlerinden geçen miller etrafında serbestçe dönebilen 2R çaplı kale dişleri oluşturan düzenek durgun iken pedala F büyüklüğü kuvvet delta T süre boyunca uygulanıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. K dişisine uygulanan torkun yönüyle K dişisinin kazandığı açısal hızın yönü aynıdır demiş. Arkadaşlar ikisi de sağ el kuralıyla bulunuyor. Aslında fizikte bir yön varsa genelde hep sağ el kuralıyla bulunmuş oluyor. Sağ elimizin 4 parmağı dönme yönünü göster de baş parmağımız açısal hızın ya da açısal torkun yönü göstermiş olacak. Uygulanan torkun yönü gösterecek. O yüzden ikisi de içeri doğru olmuş oluyor. Bu anlamda doğru. Torkun yönü de açısal hızın yönü de aynı olmuş oluyor. İçeri doğru da diyebiliriz hatta şöyle. 2. Kuvvet uygulanan süre için dişlerin açısal momentum büyüklüğü artar demiş. Açısal momentum dediğimiz I çarpı W olmuş oluyor. I eylemsizlik moment, iki sabit dişlerin, ama W açısal hızı zamanla artacaktır. Neden? Ya durgunken F kuvvet uyguladığında hızlanıyorsa o zaman sürekli hızlanmaya devam edecek. Ya hocam belki sürtme vardır, sürtmeden dolayı da net kuvvet sıfır olup sabit hızda dönemez mi diyebilirsiniz. Ya durgunken harekete başlayabiliyorsa o zaman sürtmeden F kuvveti daha büyük demektir, varsa bile sürtünme. O yüzden de gitgide hızlanacak. Açısal hız da artar, dolayısıyla açısal momentum da artmış olur. Zaten açısal momentum açısal hızdan dolayı artmış olacak. Bu anlamda açısal momentum artar demiş. Doğru söylemiş. 3'te de kare dişlerin açısal hızları eşit büyüklüğüdür demiş. Şimdi açsalıza geldiğimizde açsalız birim zamanda taranan açı olmuş oluyor. Yani W eşittir Eta bölü T diyebiliriz bu anlamda. Şimdi baktığımızda arkadaki dişlerin yarıçapı küçük olduğu için mesela bunun 2R'ye kadar, öndekinin 2R'ye kadar, bu bir tur attığında bu iki tur atıyor. Hatta direkt gelip tur sayısının yanına açsalız yazabiliriz. Çünkü tur sayısıyla açsalız doğru orantılı. Çünkü birim zamanda taranan açı olduğu için K dişlisi bir tur taradığında 360 derecede döndüğünde L dişlisi 720 derecede dönecek, 2 katı. O zaman da açsalızı 2 katı olmuş olur L'nin. O yüzden 3. attık, cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Alternatif ve doğru akıma ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki 1, 2, 3, 4, 5 nolu özelliklerden hangisi doğru akıma aittir demiş. Enerji kayıplarını azaltmak için santrallerden yerleşim yerlerine aktarım sırasında transformatörle, trafolarla gerilim yükseltilerek taşınır demiş. Evet arkadaşlar, yerleşim yerlerine taşınırken trafolarla önce yükseltiliyor. İşte 5000 volt varsa burası, o 5000 volt 20.000 30.000 voltlara çıkarılıyor ki gerilim yükseltince akım düşüyor çünkü. Düşük akımda taşındığı için enerji kayıplarını minimuma indirmiş oluyoruz. Tabi transformatörler alternatif akımla çalıştığı için bu alternatif akıma ait bir özellik olmuş oldu. Birinciyi attık. Bize doğru akımı sormuş. Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılabilir demiş. Evet. Buradaki doğru akıma ait olmuş oldu. Neden? Arkadaşlar alternatif akımla elektroliz olayı yapamayız. Çünkü işte bir tarafında doğru akımda artı bir tarafında eksiler olduğu için biz bileşenden ayırdığımızda mesela H2O'yu bileşenden ayıracaksak elektroliz yöntemiyle artı olan kutuplarda oksijen, eksi olan tarafta hidrojen, artı yüklü olan hidrojen toplanacak. Ama eğer burada alternatif akım kullanılsaydı akımın yönü ve büyüklüğü sürekli değiştiği için artı ve eksiler sürekli yön değiştirecekti. O yüzden de ne yapamayacaktı? Elektroliz olayı gerçekleşemeyecek, toplanamayacak. O yüzden de doğru akımla elektroliz olayı yapılır deriz. İkinciyi aldık. Akımın yönü ve şiddeti zamanla değişmez demiş. Evet, doğru akıma ait olmuş oldu. Alternatif akım zaten akımın yönü ve büyüklüğü zamanla ne yapıyor? Sürekli değişiyor ama doğru akım yönü ve büyüklüğü değişmiyor. Ta ki pil bitene kadar. 4. Manyetik alana yerleştirilmiş iletilen tel çerçevenin döndürülmesiyle elde edilir demiş. Evet, indüksiyon akımı yöntemi olmuş oluyor. Alternatif akımın elde edilme yöntemi manyetik akı değişimi sonucunda oluşuyor. Buna da alternatif akım deniyor. O yüzden 4.'yü attık. Transformatörler gerilim değeri değiştirilebilir demiş. Aynen öyle, transformatörle gerilim değeri yükseltilebilir ya da alçaltılabilir. Ama doğru akımla transformatörler çalışmazlar. O yüzden 5.'yi de attık. Cevabımız 2 ve 3'ten Bursa olurmuş deriz. Doğru akım kaynağı bobin ve S anahtarıyla oluşturulmuş devre şekildeki gibidir. T 0 anda S anahtarı kapatıldıktan itibaren geçen 2T sürede devrede oluşan elektrik akımı şiddetinin zamanla değişimi aşağıdaki gibi oluyor demiş. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur? Arkadaşlar, anahtarı kapattığımız anda devrede bir I akımı geçmeye başlayacak ama I akımı önceden sıfırdı, belli bir I değerine çıktığı için bir süre geçmiş oluyor. O yüzden de böyle bir I akımı çıkana kadar sıfırdan başlayıp artıyor. Sıfır T gibi bir zaman dilimi geçiyor. Ondan sonrasında tabii sabit akım oluşmuş olacak. Buna göre diyor hangileri doğrudur? 0 TR'ında devrede öz indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur. Arkadaşlar, öz indüksiyon ne? Herhangi bir devreden geçen akımın şiddeti değişiyorsa orada öz indüksiyon akımı oluşur. Eğer akım artıyorsa azaltacak yönde, azalıyorsa da artıracak yönde. Tabii yönle ilgili bir şey sormuyor. 0 TR'ında akım değişiyor mu? Evet, o zaman burada öz indüksiyon akımı oluşurmuş deriz. Bir nevi tepki akımı gibi düşünebilirsiniz. T2T zaman anında bobindeki manyetik akı sabittir demiş. Bakın, akım sabit olduğu için doğal olarak manyetik akımız da sabit olacak. Çünkü bobindeki manyetik alanın değeri 4πK NI bölü L, böyle bir manyetik alan oluşuyor. Tabi alan da sabit olduğu için manyetik akı dediğimizde B ile A'nın çarpımı oluyor. Ve dolayısıyla neyi? Bunların çarpımı sabit olduğundan dolayı manyetik akı da sabit olacaktır bu anlamda deriz. İkinciyi aldık. Akımın değiştiği zaman o da değişken olacaktır. 3T2T zamanında devrede sabit yükte öz indüksiyon akımı oluşur demiş. Dediğimiz gibi öz indüksiyon akımı akım değişimi sonucunda oluşur. 0T arasında akım değişiyor. T2T arasında değişmediği için burada öz indüksiyon akımı oluşmayacak. O yüzden cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Evet, pozitron emisyon tomografisi cihazının çalışma etkisiyle ilgili yargıdan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar, vücut içerisine damar yoluyla enjekte edilen radyoaktif madde etrafa ışıma yapıyor. Bu ışıma sonucunda da bilgisayarda görüntüye dönüştürülüyor. Bu şekilde kanserli hücre tespit edilmeye çalışılıyor. Hadi bakalım, bir de ne diyor? Nükleer tıp alanında kullanılan bir görüntüleme teknolojisidir demiş. Evet, radyoaktif madde kullanıldığı için nükleer tıp konusu olmuş oluyor. O yüzden doğru. Görüntülemenin temelinde vücuda enjekte edilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların vücuttaki atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesine girmesi vardır demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Vücut içerisine gönderilen radyoaktif madde pozitron salıyor ve vücuttaki atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi deniyor. Yok olma tepkimesi olunca da ışıma açığa çıkıyor. Enerji salıyor yani. O ışık da bilgisayarda görüntüye dönüştürülmüş oluyor. Bu anlamda teknolojinin mantığı bu. İkinciyi aldık. 3. X ışınları bilgisayarda işlenerek görüntü elde edilir demiş. Hayır, bu bilgisayarlı tomografiyi kastediyor. Röntgen cihazında tomografide, bilgisayarlı tomografide X ışınları kullanılır. Bilgisayarda dediği için bu bilgisayarlı tomografi olmuş oluyor. O yüzden 3. attık, cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Astronomlar yıldızlardan gelen ışık spektrumundaki kaymaları gözlemlemek için yıldızlardan gelen ışık dalgalarının spektrograf adı verilen yüksek çözünürlüklü prizma benzeri bir alet kullanırlar. Her yıldızın dış katmanında belirli dalga boylarına ışığı emen atomlar vardır. Bu sorulma yıldıza ait ışık spektrumunun farklı bölgelerindeki koyu çizgiler olarak görünür. Araştırmacılar bu çizgilerdeki kaymaları Doppler kaymasının boyutunu ölçmek için kullanırlar. Bir astronom şekildeki bir X yıldızından dünyaya gelen ışık spektrumunu incelerken spektrumdaki koyu çizgilerin şekil 2'deki gibi ok yönde kaydığını gözlemliyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar mora doğru kaymış. Bizde yaklaşan yıldızların rengi mora doğru kayar, bizden uzaklaşanların ise kızıla doğru kayar. O yüzden bu yıldız bize yaklaşıyormuş diyebiliriz bu anlamda. Bu mantıkla bakalım. Yargıların hangileri doğrudur demiş. X yıldızından gelen ışık spektrumundaki karanlık çizgiler daha küçük dalga boylarına kaymış diyor. Evet, mor tarafın dalga boyu küçük, kırmızı tarafın dalga boyu daha büyük olmuş oluyor. Bu anlamda birincisi doğru. 2. Spektrumdaki kayma yıldızın dünyadan uzaklaştığını gösterir demiş. Hayır, mora kayıyorsa bize doğru yaklaşıyor. Kırmızıya doğru kayıyorsa, kızıla kayma da deniyor ona. Kızıla doğru kayıyorsa bizden uzaklaşıyor. O yüzden ikincisi yanlış olmuş oldu. 3. X yıldızın dünyaya uzaklığı değişirken X yıldızından yayılan dünyaya ilerleyen ışın boşluktaki hızı değişir demiş. Hayır, ışın hızı boşlukta sabit ve c kadardır diyoruz. Kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsızdır aynı zamanda. O yüzden 3.'yü attık, sabit olacakmış. Cevabımız yalnız 1'den Adana olurmuş deriz. Işık bazı olaylarda dalga, bazı olaylarda parçacık, bazı olaylarda ise hem dalga hem de parçacık özelliği gösterir. Işığın hem dalga hem de parçacık yapısında olması durumunda ışığın ikili yapısı dualite ilkesi denir. Bazı ışık olayları aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 nolu olaylardan hangileri sadece ışığın dalga yapısıyla açıklanabilir demiş. Arkadaşlar birincide çift yarık deneyinden bahsetmiş. Çift yarık deneyi, tek yarık deneyi ışığın dalga modelini destekleyen deneyler olmuş oluyor. Şöyle söyleyebiliriz. Işık dalgaları şu iki kaynaktan geçtikten sonra dalgalar halinde yayılmış ki birazdan ekranın üzerinde üst üste tepelerin ya da çukurların üstte bindiği yerlerde aydınlık, tepe çukurların üstte bindiği yerlerde karanlık oluşturmuş. Bu anlamda dalga modelini destekleyen bir deney olmuş oluyor. Eğer tanecik gibi davransaydı iki tane arıktan çıkan karşıda iki tane aydınlık saçak oluşturması gerekirdi. O yüzden dalga modelini destekler deriz, birinciyi aldık. İkinci de fotoelektrik olaydan bahsetmiş aslında. Elektroskopa bağlı eksi yüklü çinko levhalar mor ötesi ışık düşüründe elektrosun yaprakları kapanır demiş. Niye? Buradan çünkü elektron söküyor. Fotoelektrik olay gerçekleşiyor aslında. Bu ise ışığın tanecik modeli. Çünkü foton geliyor, bir tane elektrona çarpıyor. Enerji yetiyorsa elektron oradan söküyor. Çarptığına göre taneci, o zaman tanecik gibi davranıyor diyebiliriz. Bu anlamda ışığın tanecik modelini destekleyen deney olmuş oluyor bu, sadece tanecik. Üçüncüye baktığımızda da orada da polarizeden bahsetmiş. Polarize filtreden bahsetmiş. Arkadaşlar bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela dikey ise polarize olan kısım filtremiz. Düşey dalgaları geçirirken yatay gelen dalgaları geçirmiyor. Polarize güneş gözlükleri mantığıyla aynı olmuş oluyor. Bu anlamda ışığın dalga modelini destekleyen deney olmuş oluyor. Mesela cevabımız 1 ve 3 olacakmış. Yani Denizli'ymiş. Bohr atom modeline göre çekirdek ve çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların açısal momentumunu veren bantı aşağıda verilmiştir diyor. NH/2P'ymiş yani. Bohr atom modeline göre çekirdek çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların toplam enerjileri de -13.6 z kare bölü n kare. Bohr atom modeline göre çekirdek çevresinde dolanan elektronla ilgili hangileri doğrudur demiş. Açısal momentum 2h bölü pi olabilir mi diyor. Eğer n yere 4 yazarsak, yani 4. yörüngede olursa 4h bölü 2pi'den 2h bölü pi yapar. Dolayısıyla olabilir deriz. Birinciyi aldık. 2. Yörünge değişikliği sonucunda toplam enerjisi artan elektron açısal momentum azalır demiş. Bakalım. Şimdi bakın, n yörünge numarası arttığında yörünge değişikliği sonucu diyor çünkü. N arttığında o zaman burası ne yapar? Azalır paydada olduğu için. Fakat önünde eksi olduğu için enerjisi ne yapar? Artar. Yani n arttığı zaman enerji de artıyormuş. Bu anlamda enerji arttığında momentum azalır mı demiş. Bakalım. Bakın, n arttığında açısal momentum artıyor. Öyle değil mi? O zaman enerjisi arttığında açısal momentumu da artıyormuş deriz. Burada azalıyor dediği için yanlış oldu. 3. Açısal momentum ve toplam enerji kesikli değerlere sahiptir. Arkadaşlar buna kuantumlu da kesikli de deniyor. Belirli değerler alıyor. Yani açısal momentum n 1, 2, 3, 4 gibi belirli değerler alıyor. 1,5 olmuyor. O yüzden her değeri almaz. Yani enerji de n yerine 1, 2, 3 diye belli değerleri yazarız. N yerine 1,5, 1,2, 1,8 gibi farklı değerler yazamayacağımız için her değeri almamış oluyor. O yüzden de buna kuantumlu ya da kesikli deniyor. Dolayısıyla kesikli enerjiye sahiptir dediği için doğru olmuş oldu. Bu anlamda cevabımız 1 ve 3'ten Denizli olacak. Evet arkadaşlar, burada Marcus-Morley deneyi ile ilgili sonuçların hangilerine ulaşılmıştır ondan bahsediyor. Marcus-Morley deneyinden basitçe bir bahsedelim isterseniz arkadaşlar. Şurada bir ayna düşünün. Şurada ikinci bir aynamız olsun. Şurada bir dedektörümüz olsun şu kısımda. Şöyle. Şu arada da bir yarı geçirgen ayna var. Bakın şurada bir tane aynamız var. Birinci aynamız burası olmuş olsun. İkinci ayna burada. Burada da yarı geçirgen bir ayna. Şurada çünkü ışık kaynağımız var. Işık kaynağına ışık gönderiliyor. Bu gönderilen ışık mesela şuraya ulaştı yarı geçirgen aynaya. Aynen geçip ikinci aynaya da gidebiliyor. Birinci aynaya da yarı geçirgen olduğu için yansıtıp birinci aynaya da gidiyor. Mesafeler eşit aslında. Yani şu mesafe bu mesafe eşit tutulmuş. Ve bunlardan geri dönen ışık da şuradaki dedektöre geliyor. Ve o da gelme anlarından girişim desini gözlenip gözlenilmediğine bakılmış oluyor aslında. Şimdi bu deneyin amacı şu. Evrenin böyle bir esir maddesiyle eter deniyor ona. Eter maddesi de kaplı olduğunu bilim insanları düşünüyor. İşte nasıl ki balığın hareket edebilmesi için bir suya ihtiyaç varsa suyu pek gözümüzde göremesek bile ki görüyoruz zaten de yani şeffaf olduğundan dolayı o anlamda söylüyorum. İşte nasıl ki balığın yüzebilmesi için bir suya ihtiyaç varsa ışığın ilerleyebilmesi de mutlaka bir ortama vardır diyorlar. Bu anlamda bütün bilim insanları aşağı yukarı eter maddesinin varlığına inanıyorlar. Dünyanın eter maddesiyle, esir maddesiyle çevrili olduğuna. Bunun için de bir deney yapıyorlar. Bunu değişik yerlerde, farklı alanlarda, farklı zamanlarda yapıyorlar. Fakat şimdi eter maddesi varsa eterin hızından dolayı ışığın hızında bir değişiklik olması gerekiyor. İşte birinci kol üzerinde şu yol üzerinde giderken işte C eksi V ile giderken geri dönüşte C artı V olması gerekiyor. O zaman da girişim deseninde dedektörün algıladığı girişim deseninde farklılıklar olması bekleniyordu. Ama böyle bir farklılık yaşanmıyor. Dolayısıyla bu deneyin amacı esir maddesini kanıtlamak. Fakat bu deneyin sonucunda esir maddesinin, eter maddesinin olmadığı kanıtlanmış oldu. Ve ışığın hızı her zaman ışık hızı olarak her doğrultuda sabit olduğu anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla ışığın eter hipotezinin mümkün olmadığı kanıtlanmış oldu bu deney sonucunda. Işığın yayılması için maddesi ortama ihtiyaç yoktur. Evet, ışık boşlukta yayılabiliyor. Böyle bir esir maddesine gerek olmadığı kanıtlanmış oldu. Işığın boştaki yayılma hızı her doğrultuda eşittir. Evet, bir ya da iki doğrultuda x eksenine gittiklerinde hızlarında bir değişiklik yok. Aynı anda çünkü dedektöre ulaşıyor. O yüzden de eşit büyüktedir diyebiliriz. Bu anlamda cevabımız 1, 2, 3'ten Edirne olur.